Sevgili arkadaşlarım, hikaye okumalarıyla Arapçamızı ilerletme etkinliğine devam ediyoruz. Okuduğumuz hikaye kitabı Er-Ra'i Eş-Şüca'u. Er-Ra'i Eş-Şüca'u, cesur çoban. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Çoban prensesin memleketine gelmişti. Baktı ki düğün dernek kurulmuş. İşte o yalancı şoförün yalanları sonucu prensesin şoförle evlendirilmesine karar verildiğini, canavarı şoförün öldürdüğünü öğreniyor ve buna çok üzülüyor. Gerçeğin öyle olmadığı yönünde etkinliklere, duyurulara başlıyor. Bunun üzerine adamı hapse atıyorlar. Hapiste de Simsim adlı köpeği ya da katili onu kurtarıyor ve hikayemize devam ediyor. Ve kâne yantazirun. Şöyle çizelim. Ve kâne idi yantaziru, bekliyordu. Minki, senden. En tezkuri, anlatmanı bekliyordu. Ve te'terifi bihe, i'terefe ya'terifu, itiraf. Onu itiraf etmeni bekliyordu. Hatta ki yazharul hakku. Zahara yazharu, ortaya çıksın. El hakku. Ne hak, gerçek. Yani çoban senden gerçeği anlatmanı ve hakikatin ortaya çıkmasını bekledi. Ve yezûlel batilu. Zâle yezûl. Hani قَدْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِنُ diye bir ayet-i kerime var. Hak geldi, batıl zahir oldu. وَكَانَ حَقُّ زَهُوقًا. Yani batılın hakkı da nedir? Yok olmaktır. Ermiye de geç, hak galip gelir sevgili çocuklar. Ermiye de geç. Ve işte gerçek güneş çamurla sıvanmaz. Gerçek güneş gibidir. Çamurla ya da karla sıvamaya kalkışanlar eninde sonunda rezil olmaya nedir? Mahkumlar. وَلَا تَتَزَوَّجِي ve evlenme. سَيْقًا şoförle, كَذِبًا yalancı, خَائِنًا hain, nankör, yalancı bir şoförle ne yapma? Evlenme. Evet. وَلَا تَتَزَوَّجِ سَيْقًا كَذِبًا خَائِنًا. Yani sayık şoförle evlenme derken şoförler kötülenmiyor. Hangi şoförle evlenme? كَذِبًا خَائِنًا. Yalancı ve hain bir şoförle evlenme. Yoksa şoförler başımızın tacı. Yani şoförüm diye kız vermiyorlar falan diye bir şey yok burada. رَأَتْ الْاَم۪يرَةُ prenses gördü. Ra'et, ra'a, ra'aya, ra'av, ra'et. Ra'eter, eyne. Ra'ettil emiretu. Prenses gördü. Neyi gördü? El kelbe. El kelbe. Kelbun, kelben, hilab. Ra'et, hangi köpek? Tabi sıfat olarak gelmiş arkadaşlar. El esvede. Siyah köpeği gördü. El-esved, el-ebyad desek beyaz, el-ahmar desek kırmızı, el-asfar desek sarı. Evet, el-ahdar desek yeşil, el-ezrak desek mavi. Fe-arafettühü ve onu tanıdı. Arafe, bakın arafet,
tanıdı. Hü onu, yani el kelbel esvedi. Nedir? Fe zaten iki olay arasında kısa zaman geçtiğini gösterir. Fe arafet hü onu tanıdı. Ve rehabet bihi ve onu nedir? Hoş geldin dedi. Yani köpeğe nasıl hoş geldin denir? İşte okşanır, gülümsenir, gel gel denir. Ve rehabet, rehabi, rehibu terhib, merhaba diyoruz ya. Külle terhibi. Bu da mef'ulu mutlak gelmiş. Yani külle terhibi. Nasıl bir merhaba? Şöyle bir merhaba değil de. Oo hoş geldin, nasılsın falan diye falan. Sevindi yani. Fehuve allazi. Odur. Odur. Kada alel hayvani mütevahhiş. Kada hakkından geldi. Halletti. Alel hayvani mütevahhiş. O vahşi canavar hayvanı hakkından gelen odur. Nedir? O köpek, siyah köpek. Mütevahhiş, vahşileşmiş, canavarlaşmış, canavar olan hayvanın hakkından nedir? Geldi. Ona hükmetti yani. Tak gitti. Ve sürret ve sevindi. Sürreye sürru. Sururen kethiren. Büyük, çok, çok sevindi. Bir rü'yetihi. Onu görmeyle, görme neticesinde, görmesinden dolayı ne yaptı prenses? Çok sevindi. Kethiren, yine sururen kethiren, mef'ulü mutlak. Ve ferihat kethiren, ve çok sevindi, mutlu oldu. Bir rucu'ihi, dönüşünden dolayı. Yani köpeğin dönüşünden dolayı ne yaptı? Çok mutlu oldu. Onu görünce çok sevindi ve dönüşünden dolayı da çok çok mutlu oldu. Ve fehimet, fehime yefhemu, anladı. Neyi anladı? Enne munkizehe, onu kurtaran. El munkizu min addala diye bir kitap var İmam-ı Gazali'nin. Sapıklıktan kurtuluş. Evet. Kurtaran, sapıklıktan kurtaran, el-munkizuna dalan. Yani bu kitap insanlar sapıklıktan kurtarıyormuş. Evet. Munkizahe enkaza yunkizun munkizun, munkizun kurtaran, kurtarıcı, munkazun kurtarılan. Kad hadara, yani kendisini kurtaran gencin geldiğini anladı. Ve vefe ve yerine getirdi, sözünde durdu, bi va'dihi, yani sözünde durdu. Neydi sözü sevgili dinleyiciler, arkadaşlar, hanımlar, beyler? Yani ben şu anda bir devre alemi yapacağım ama 3 yıl sonra inşallah senin ülkeni ne yapacağım? Ziyaret edeceğim, ülkene geleceğim. 3 yılın bitiminde çocuk geliyor. İşte müminin insan olmanın alameti bu. Nedir? Sözünde durmak, sözünde durmak. Sözünde durma. Ve hüne ve burada vecedet buldu. Bu ortamda, bu zamanda, şu şeyde ne yaptı? Fırsatını buldu. Vecedet el fırsata. Hani Arap gençlerle Türk gençler işte bir etli yemeğin, sulu etli yemeğin başında oturup yemek yiyorlar. Araplar diyen Suriyeliler değil mi? Yani de her et bulduğunda vecettü vecettü diyormuş. Tabii yani vecettü demek ki o kadar nadir buluyormuş ki. En sonunda Türk de ne yapmış? Bir et bulmuş. Bir vecettü de ben buldum diyor. Bir vecettü de ben buldum. Evet, bir buldum da ben buldum. Tabii Türk vecettünün buldum olduğunu bilmediği için sanki et gibi anlıyor. Ne diyor? Bir vecetti de ben buldum diyor. Evet. Lil i'tirafi, itiraf için, bil hakikati, gerçeği itiraf için fırsat buldu. Evet, tam vakti dedi. Tam vakti. Ve mükafaati ve ödüllendirme. Mükafatlandırma. El munkizi, kurtarıcının mükafatlandırılması, lehe
hakkan. Gerçekten, bak gerçekten hakkan, kendisini kurtaranın mükafatlandırılması ve hakikati itiraf etme fırsatını buldu. Feteşecca'at, teşecca'at, teşecca'ya teşecca'u, cesaret buldu. Ve vakafet ve ayağa kalktı. Fi efne'il me'ideti, yemek esnasında. Yemek sofrada ne yaptı? Cesaret bulup ayağa kalktı. Ve zekeret ve anlattı. Zekere, yezkuru, özkür. Üzkürullah diyoruz ya. Zekirun, mezkurun, zekere, zekere, anlatan, anlattı. Yezkuru, anlatıyor. Özkür, anlat. Ya da zekere, hatırladı. Yezkuru, hatırlıyor. Özkür, hatırla. Ama zikret daha doğrusu, hatırla. Evet, Allah'ı unutmayın. Allah'ı unutmayın, Allah'ı hatırlayın. Allah nasıl hatırlanır? Allah, 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 Allah diyerek değil arkadaşlar. Yaşadığımız anları, yaşadığımız yerleri, yaşadığımız olayları, yaşadığımız her şeyi, yani Allah'ın gördüğünü, Allah'ın murakabesi altında olduğumuzu unutmayarak yaşamak. Yani Allah beni görüyor. Allah beni kaydediyor. Allah'ın nazarlarından saklanmış değilim. Her ne kadar annem, babam, kardeşlerim, öğretmenlerim, cahil vesaire görmüyor ise de beni gören bir zat var. O da Allah'tır diyebilen insan zakirdir. Bunu diyebilen ve bu öyle yaşayan, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Cebrail Aleyhisselam, hani Cebrail Aleyhisselam soruyor ya, mel ihsanu, ihsan nedir? Peygamberimiz dedi, buyuruyor ki, el ihsanu, el ihsanu nedir? En te'işe, işeten ke ennallahu yerak, فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكُ. Yani en te'arife, en te'amele, en te'işe, ke'enne terallah. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكُ. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni ne yapıyor? Görüyor. Evet. وَزَكَرَتْ لِأَب۪يهَ وَزَكَرَتْ لِأَب۪يهَ, babasına anlattı. وَالْحَاضِر۪ينَ, ve orada hazır olanlara, yani mevcut olanlara, hadirun, hadirun diyoruz, kıymetli hadirun, muhterem hadirun, yani değerli hazır bulunanlar. قِصَّتَهَا, kıssa, kassa, yakussu, kıssasın enbiya var mesela, peygamberlerin hikayeleri. قَصَصْنَا اَحْسَنَا الْقَصَّصِ, mesela en güzel hikayeleri anlattık diyor. Kıssatı Yusuf mesela, Yusuf'un hikayesi. Kıssatı Eyyub, Eyyub'un hikayesi gibi. Kıssatun, kıssatani, kısas. Kıssatun he, kendi hikayesini. Nasıl? Min evvelihe, evvelinden, yani başından. Başından ile ahirihe, sonuna kadar. Yani başından sonuna kadar hikayesini orada bulunanları ve babasına ne yaptı anlattı. Ve neyi anlattı? Ve ma fe'alehu, ve yaptığı şeyi anlattı. Er-ra'i şüca'a. Er-ra'i şüca'a. Ve cesur çobanın da yaptıklarını anlattı. Min mutabaatihi, onu takip etme ile ilgili. Hani dağa çıkarken şoför, aman hayatını düşünüyorsan, hayatta kalmayı düşünüyorsan sakın öyle bir şey yapma. Ve mulazemetihi lehe, ve kendine sahip çıkmasını, onu takip etmesini ve kendine sahip çıkmasını ne yaptı? Anlattı. Ve ta'rib nefsihi lil hatar, ve kendi canını, ve kendi canını, arada yu'aridu, maruz kalma,
nefsini canını tehlikeye atmasını da anlattı. وَقَتْلِ الْوَحْشِي ve canavarı öldürmesini de anlattı. قَتْلِ الْوَحْش canavarı anlattı. Nasıl? بِهَذَا الْكَلْبِي bu köpekle. Bu köpekle canavarı öldürmesini de anlattı. Hangi köpek? الْوَاقِفِ بِجَانِبِهَا yanı başında duran köpekle canavarı vakif, vakafe, yakifu, kif, vakifun, mevkufun. Vakifun erkek için duran, vakifetün bayan için duran, vakife. Vakfe, mesela Arafat'ta vakfa. Ne yapıyoruz? Bir zaman diliminde Arafat'ta ayakta duruyoruz. El-Haccu Arafat'ın diyor Peygamber Efendimiz, değil mi? El-Haccu Arafat'ın. Yani Arafat'ta bulunmayan insanın haccı söz konusu değildir. Ve beyyenet ve açıkladı me fe'alehu yaptığını es-sâiku. Çobanın da, pardon, şoförün de yaptığını anlattı. Min tahrîzihi kışkırtmayı sını lirra'i çobanı kışkırtmasını ya da tahrik etmesini ya da yönlendirmesi bi'adem zihabihi ma'aha kendisiyle beraber gitmeme noktasında çobanı uyardığını, engellemeye çalıştığı tahrir kışkırttığını anlattı ve bireddihi an mutabaatihi ve kendisine tabi olmayı, yani kendisini takip etmeyi, kendisine yardımcı olmayı da reddetmesini anlattı. Yani nedir? Şoför kendisiyle birlikte gelmediği gibi çobanı da engellemeye çalıştı. Gitme, etme. Ve tehdidihi ve tehdidini de anlattı. İyyâhe kendisine yaptığı tehdidi. Nasıl bir tehdit? Hani seni nehre atarım. Boğulursun ve ben derim ki bunu vahşi öldürdü zaten. Bilkaihe atmayla tehdit ettiğini nerede? Finnehri. Nehre. Finnehri, nehirde. Yani nehre atarım. Ve igrakihe ve boğulmasını ve boğulma olayını. Yani atarım ve boğulursun. Bu bir tehdittir. Atarım nehre ve boğulursun. İllem tugayyiri el hakikate. Eğer gerçeği, hakikati değiştirmezsen, lem tugayyir, değiştirmemek, seni nehre atar. Beni, yani prenses bunu anlatıyor. Nehre atıp boğulmakta, yani boğmakta beni tehdit etti. Ve tezkur ve ennel mukiza ve anlattı ennel mukiza yani eğer hakikati değiştirmezsen ve anlatmazsan neyi anlatmazsan ennel mukiza kurtarıcının lehe kendisini kurtaranın hüve essey yani kendisini kurtaranın şoför olduğunu söyleyip hakikati değiştirmezse ne yaptı? Tehdit etmişti. Seni nehre atar, boğarım dedi. Vakadi turrat ve mecbur kaldı ile sükuti. Susmaya mecbur kaldı. Ve hiye yani nedir? Hazinetün. Yani şimdi şoför diyor ki eğer hakikati gizleyip değiştirmezse ve canavarı öldürenin ben olduğunu ve seni kurtaranın ben olduğunu söylemezsen seni nehre atar, boğarım ve zaten ailene ya da memlekete derim ki işte prensesi zaten canavar ne yaptı? Yedi, öldürdü. Herkes de bana inanır şeklinde. Sevgili arkadaşlar yine kitabın en heyecanlı yerinde kaldık. Bakalım prensesin bundan sonraki hayatı
Cesur Çoban'la birlikte nasıl geçecek? Hepiniz esen kalın. Bir sonraki videomuza buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinizi muhafaza edin.